faiz oranı ile sizleri bekliyor. Ne güzel şeymiş öyle düşünülmek. İyeriz bank. Alışveriş şimdi renkli yorununla. Yepyeni bir hayat, bir dünya. Hayallere uzanan Prime kartla. Rahatlık, Prime çok büyük kolaylık. Ne istersen bir dıtla. Çok kolay ödemesi Prime kartla. Prime kart, Prime'la hayata renk kat. Prime kart, Prime kartla şimdi renklensin hayat. Prime kart, Prime kart, Prime'la hayatına renk kat. Prime kart, Prime kartla şimdi renklensin hayat. Prime kart. Akgünder Denizcilik, yüksek yönetim standartları ve becerileriyle yolcu gemisi, arabalı feribot ve kuru yük gemileriyle dünya standartlarında çevreci ve yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Yıllardır en üst düzeyde standart ve kaliteyi karşılamak için yetenekli operasyonel teknik ve insan kaynakları ekibiyle birlikte denizlerde büyük bir deneyim, güvenirlik sunmaya devam ediyoruz. Akgünder Denizcilik, en derin denizlerin üzerinde en yüksek kalite. Biz yatırım konusundaki deneyim ve bilgi birikimimizle sizi güvenilir bankacılık hizmetiyle tanıştırmak için buradayız. Çünkü hayatta her şeyin güvenle başladığını biliyoruz. Albank. Önce güven. Tasarladım vitrayla, vitrayla hayallerimi, tasarla hayallerimi, vitrayla hayallerimi, tasarla. Senin gibi her kadının hayalinde bir ev var ya, bir ev var. Vitrayla hayallerini tasarla. Nasılmış? Sıcak. Ermataş Eko Politik gündemi sunar. Merhabalar efendim, Ekopolitik Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli mali müşavir ekonomistlerle COVID-19 sonrası ülkemizde alınan ekonomik tedbirleri tartışacağız. Şu anda tedbirler gereği ödemeler yapılmaya başlandı, bitmek üzere özellikle destek ödenekleri. Krediler henüz daha verilmedi. İpotekler, ekspertiz raporları falan derken o konuda bir gelişme olmadığını biliyoruz. Ve diğer ekonomideki gelişmeler, ekonomik sıkıntıları tartışacağız. Mali müşavir ekonomist Mahmut Sezinler ve mali müşavir ve aynı zamanda söyleyelim mi hocam, Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Aydın Soyerli. Tabii ki burada Aydın Bey'in bir kimliği var, MYK üyesi, ama burada parti, konuştukları partiyi birebir bağlar anlamında değil. Öyle bir iddiası olamaz. Kendi de bir mali müşavir, iktisadi konularda ehliyet sahibi biri olarak kendi de görüşünü serdedebilir demokratik olarak. Evet, önce muhalefete sözü verelim. Evet, şimdi birçok önlem dünyada
farkına biz tasarruflarla başladık ama hepsimiz de biliyoruz ki yoktan yonga olmaz, böyle bir mazeretle başladık. Mali sıkıntılar yüzünden ve bu şartlarda hangi hükümet olsa biliyoruz ki bu mali sıkıntılar içerisinde ne kadar farklı yapabilirdi. Yöntem değişirdi ama yapılabilecekler var halinde. Önce bu genel ekonomik tedbirlere bir başlayalım Mahmut Bey. Neyi fazla, neyi eksik bu tedbirlerin? Önce bundan bir başlayalım. Babacığım, hocam, heçen önce herkese iyi günler ve geçmiş olsun da diyelim aynı peki, zamanda. Peki, hepimize de anladığımız kadarıyla ülkemizde vaka çıkmamaktadır. Sayın Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu değerlendirmeler ve görüşler o doğrultudadır. Ada olmamızın veyahut da yarım ada olmamızın avantajlarını kullandık aslında. Öyle diyelim ki her zaman ada olmamızın da ada olmamızdan dolayı bir takım dezavantajlar olduğunu söyledik ama neden izole olmamızın faydası. Ama bu sefer daha hakikaten bunun avantajını kullandık. Ada olmamız galiba ilk defa bir işe yaradı. Öyle diyelim. Evet. Tek tabii. Türkiye'den irtibatımız olması, uluslararası irtibatımızın olmasında belki de tanınmamış olmamızın da verdiği bize bir avantajıydı bu. Ve bunu biz böyle ufak tefek vakalarla atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Tabii şimdi bu krizin başlangıcında bir paket ortaya çıktıydı. Hatırlayalım. Evet. Sayın Başbakan çıktı ve dedi ki birinci paket. İkincisi pek gelmedi ama. İkinci paket daha dedi, gelecek dedi. Bu birinci paket. O da değişen kararnameler şeklinde oldu. Karar düzenlemeler şeklinde. Ondan sonra paketi aldık, okuduk, baktık. Pakette fena değil. Yani bir şeyler pakette var. Ekonomik dayanışma ve şey öyle bir paket evet, değil mi? Evet, ekonomik dayanışma, işbirliği paketi öyle bir şeydi yanılmıyorsam. Ondan sonra tabii ki paketin arkasından baktık ki paketi destekleyici kararnameler beklerken hepimizde paket ortadan kayboldu. Ekonomik tedbirler ortadan kayboldu, gitti ve yanılmıyorsam 64 tane kararname çıktı bugüne kadar. Çok emin değilim, sanıyorum oralardadır ve kararnamelerle bu 50 günlük süreci yönetmeye çalıştık. Ve bu kararnamelerle ekonomik paketin hiçbir anlamı kalmadı, tutmadı birbirini. Onun da ötesinde ikinci paket dedi, ikinci paket de gelmedi. Yani sonra kararnameleriniz Mahmut Bey, mesela biraz önce Aydın Bey de dedi. Mesela dendi ki ek mesailer düzenlenecek, dış temsilciliklerle düzenleme yapacak. Onunla ilgili mesela karar gelmek size gerekirdi. Hiçbir zaman gelmedi evet, onlar. Evet, ya evet. Demektir ki 35 benim son yaptığım mesela 35-36 bin dış temsilci başına bir maliyet var. Onunla ilgili hiçbir düzenleme yapılmadı demek. Ve, yani bu gibi şeyler. Evet. Dolayısıyla yani temsilcilikte aslında hiçbir şey yaramıyor. Ne yoksa doğru. Yani, ne faydası var? Türkiye'dekini tamam kabul edelim. İngiltere'dekini kabul edelim. Yani Kıbrıslı Türklerin olduğu yerde, ülkelerde tamam bir takım olur ama diğer bir ülkelerdeki var o temsilcilikle hiç alakası yok. Yani hiçbir faydası olmayan. Ne biz ekonomik olarak ne turizm olarak ne katkı olarak ne tanıma olarak hiç faydası yok aslında. Sadece birilerine bir iş tahsis ediyoruz ve birilerine para veriyoruz. Veyahut da birilerini şey yapıyoruz, ödüllendiriyoruz aslında. Ve baktığımızda ekonomik dedik. Bugün bakarız şey aslında ekonomiyle ilgili ben bir tedbir görmüş değilim. Ekonomiyle ilgili bir adım atılmış olduğuna görmekteyim. Yani bugün ben şunu beklerdim ki çıksın yetkili bir kişi, ekonomi bakanı olur, başbakan olur, kim olur, maliye bakanı olur, fark etmez. Desin ki bize, biz bu virüs dolayısıyla bu sene şu kadar küçülecek. Bizim gayri safi milli hasılamız bu sene şu kadar olacak. Bizim turizmimizde şunlar olacak ya da bunlar olacak diye bir takım assumptionlar yapılması lazımdı bunda ki burada hepimiz bunu görelim. Çünkü veriler onların elinde. Hepimiz buna göre kendi planlamamızı da yapalım. Büyük şirketle. Aile büyütçeleri fark etmez. Hiç önemli değil. Maalesef böyle bir şey yok. Böyle bir şey siz duydunuz mu? Dendi mi çıktı mı biri dersi dedi mi bize? Diğer ülke mesela IMF diyor ki bugün dünya ekonomisi bu virüsten sonra %1,5 küçülecek. %3 revize etti galiba. %3'e revize etti. Peki KKTC ne kadar küçülecek? Yaptı hocam. Şimdi geçen hafta mecliste
yani üzücüdür. Başbakan yoğunluğundan Ekonomi Bakanı da Devlet Planlama Örgütü'nde çok değerli, orada bir çalışanla biliyorum, bire bir temas geçtik. Güzel bir modelleme yaptılar. Birinci senaryoya göre ki modeli, ekonomik modellemeye göre ithalatta elektrik tüketimi üzerinden model geliştirerek kötü senaryo, iyi senaryoyla 7 kusur, kötü senaryoyla 15 küçüleceğine dair çok taze bir raporu var. Ama o raporu Sayın Başbakan zamanı olmadı ki birebir incelesin. Ekonomi Bakanlığı da tam incelemedi. O çok iyi bir rapor yapıldı ve IMF'nin öngörülerine uygun, IMF'de biliyorsunuz en yüksek küçülme %10'la galiba İspanya, Yunanistan'dan gördüğüm en yüksek küçülme. Evet. Genelde %100, yani ona da uygun ama Cumhurbaşkanı'nın %20, %40'ın ne modele ne ekonomik teoriye uygun gözükmüyor. Çünkü okuyamadı böyle bir model. Evet. Ama yok Başbakanlığın orada. Devlet Planlama Örgütü'nün web sayfasında bu modeliyle birlikte var. Hayır, biz %17 küçüleceksek %15 var. 15 küçüleceksek biz bittik. Evet, tabii ki. O bir kadar ya, bittik. Tabii ki. Biz bittik. Yani hepimiz son derece yüksek oranda fakirleşecek demek ki. Bir şey, fakat burada bu göz ardı eden Cumhurbaşkanı da raporunda da tabii burada yapılmadı. Dövizin dünyada en çok kaybedecek paranın TL olabileceği yönünde önemli tahminler var. Bu %40'lara kadar çıkabilir. Bu da bizi farklı bir fakirleştirmeye götürecek. Tabii, çünkü yani bizim Kıbrıs'ta yaşadığı şey üzerinde. Tabii. Ne olacak, farklı bir fakirleştirmeye götürecek. Buyurun. Biz bu virüsten sonra elbette ki bitecek. Nasıl bir ekonomik modelle geçeceğiz? Evet. Nasıl bir ekonomik aktiviteye gireceğiz? Bizim halkımızın, hani halkının gelirlerini çoğaltmak, yükseltmek için ne yapacağız diye bir assumption'la da bulunmamız gerekir. Çalışma yapmamız gerekirdi ki bu ekonomik çalışmada herkes de kendini taşın altına koysun. Ekonomik ve ona modeli, göre ekonomik modeli bir çizelim. Şimdi çünkü biliyoruz ki hocam, bu gibi krizlerde aslında kamunun iki faktörü önemli çok. Birinci faktörü fiyat denetimidir. Niçin fiyat denetimine gidiyorum ben üzerinde bunu özellikle? Çünkü bir kere gelirler düşecek insanın. Halkın geliri düşecek. Kesinlikle. İşsizlik artacak. İşsizlik artacak. Dolayısıyla bir, hükümet işsizliği önleyici tedbirler alması gerekirdi. İki, fiyat denetimini yapması gerekiyor. Sosyal maliye politikalarına, hiç değinmiyorum farkındaysanız, maliye politikasını bu iki faktörü düzenledikten sonra ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü bu durmadan maliye politikasını ortaya koyduğumuz zaman bütçe açığı ortaya çıkar. Ve devletin de borçlanması gerekiyor. Evet. Onun için onları daha sonra yapmamız gerekiyor. Evet. Bütün ben bunları beklerdim aslında, bu ekonomik tedbirler paketin içerisinde görmeyi. Veyahut da, ama buna birilerinin değindiğini ve hatta bunu birilerinin telaffuz ettiğini çok da duymadım. Şimdi teknokratlar, anladığım kadarıyla teknokratlar hükümeti, kabineyi farklı etkiledi. Yani dünyada örneği görmeyecek şekilde ekonomiyi ivme kazandırmayı, canlandırmayı, mağdur sektörleri, kesimleri rehabilite etme yanında caz tasarrufla başlayan başka bir ülke yok. Yani öyle bir başlangıç yaptı ki, yani bütçeye kaynak yaratma üzerinden başladılar. Bu bütçeye kaynak yaratmak bu gibi krizlerde son derece... Evet, en son düşünen şeydir bu. Son derece sakıncalı. Bu biraz galiba teknokrasinin kabineyi birazcık fazla etkilemesi ve yönlendirmesi gibi geldi bana. Çünkü bütçeye kaynak temin etmek demek, elinizin sanayi cebine atmanız demektir. Evet. Zaten şu anda bu kriz dediğiniz sanayi cebinde para yok. Elinizi bir daha onların cebine attığınızda bütçeye sırf kaynak temin edersiniz de o insanları ne yapacaksınız? O insanları zaten şu anda en büyük tehlike hane halkının yoksulluğudur. Kesinlikle. Çünkü piyasayı canlandıran hane halkıdır. İşte bakın, gördük yani şu anda piyasada dönen açtık bir takım sektörleri, olayların birçoğu hane halkının vasıtasıyla dönüyor. Çünkü turist yok, öğrenci yok, bir şey yok. Dolayısıyla hane halkını bizim kollamamız gerekirdi. Ve bizim burada en önemli konumuz kriz başladıktan sonra hane halkının fakirliği ve hane halkının para harcayamaması konusuydu ki biz öncelikle hane halkının cebindeki paranın nasıl çoğalabileceğini, nasıl alım gücünün koruyabileceği yönünde çalışma yapmamız gerekirdi, ekonomik çalışma yapmamız gerekirdi. Ama bunlar olmadı. Maalesef bir şekilde olmadı. Biz kalktık ve sanki sermayeden korkar gibi de üstelik sermaye kesimine erişemedik. Sermaye kesimine tokanamadık. Yani bakınız, biz
Dedik niçin, ki... Niçin tokalamadık mesela? Tokalamadık çünkü bir şekilde herhalde sermaye kesiminden korkuyoruz. Mesela bankacılık sektörüne de minnet ricayına yaklaştık. Tokalamadık. Yani bakınız biz 1976'dan sonra hocam, arkadaşım, gelen hükümetler hep insanları zengin etme yönünde politikalar izledi. İnsanları zengin etme yönünde. Biz Kıbrıs'ta bir takım insanları zengin ettik politikalarımızla, kurduğumuz sisteminle. Ama bir takım insanları da fakir ettik. Şimdi bizim zengin insanlardan alacağımızla fakir insanlara vereceğimiz hiçbirini kontrol alamadı. Yani nedir alacağımız? Zenginden yeteri kadar bilgi alamadık. Fakire de yeteri kadar gelirini sağlayamadık, veremedik. Şimdi bu durum vasıtasıyla biz sanki bir ahbap çavuş ekonomisi yarattık ülkede. Çünkü bir bakıyoruz ki şu anda bu virüste bile, biraz önce dediğiniz gibi, bankacılara hiçbir şey yapamadık. Diyemedik biz, arkadaşım sen hani halkının borçlarını 6 ay erteleyeceksin. Öteleyeceksin. Şu anda yapılan başka bir şey ama. Ha, gecikme faiziyle almayacaksın. Çünkü gecikme faiziyle alırsan zaten o bir işe yaramaz. O bir fayda, bir menfaat değildir. Aksine bankacılara daha fazla alınıyor şu anda. Alınıyor. Tabii ki. Ha, nasıl ama öteleyeceksin kendisini? Borcun bittiği zaman ava diye koyacaksın bu 6 ayı da ondan sonra sana ödesin. Buyurdu şey fayda. Bankacı arayacaksın. Faizden ne oldu? Hala daha %24 faizler vardı piyasada, bankalarda. %24 faiz ne demektir? Ve şu anda sözde faizler ötelendi. Ötelendi daha doğrusu. Hepsi geldi Haziran'a. Yarın Haziran'da. Haziran'da mevcut faizi de daha yüksek bir taksit ödeyecek. Evet, evet. Gelirlerin de büyük ihtimalle düşecek, ödeyecek gelir. Evet. Bir de kredi kartı tuzağı yaratıldı. Kredi kartı tuzağı başlı başına bir tuzak oldu. Ve bakın görürsünüz yani bu kredi kartlarına, ben söyledim o gün Sayın Başbakan'a söyledim ben, arkadaşım yanımdaydı. Yapılacak olan en büyük şeydi bu kredi kartlarının ötelenmesi en büyük tuzaktı. En büyük de kötülüktü hani halkına. Çünkü yarın Haziran'da bunlar hiçbir ödenemeyecek. Evet. Kötülüktü bu. Çünkü ödeyecek cebine tecali yok. Ha, şimdi baktık, bütün bunlara baktığımızda çıksın biri ve bana desin ki hep hükümet bu süreç zarfında şu ekonomik tepkileri aldı. Hayır. %9'dan faizden kredi verecekti, daha başlamadı. Kalkınma Bankası'ndan kredi verilecekti, daha başlamadı. Zaten verilemeyecek de. Çünkü şimdi, ipotek isterler, esnaf isterler, banka, halk onlar zaten vardı. Bankalar üzerinde vardı, evet. Vardı hocam bankalar onlar. Bankalar üzerinden verilecekti. Ama Kalkınma Bankası devletin bankasıdır. O neden gecikiyor? Ben moral edirdim ki Merkez Bankası'ndan reskom kredisi versin. Düşük faiz geçmişte olduğu gibi reskont kredilerinden. Biz reskont kredileriyle lazımdı bu küçük esnafımızı ve KOBİ'lerimizi destekleyelim. Merkez Bankası'ndan ki bugün yani %6-7 ile en azından borçlanalım. Bu borçlar senede bir kere olsun bunda faizi. Ve bu şeye, küçük esnafa, bu KOBİ'ye nefes aldıralım. Çünkü hem bu işten zarar gören bir hane halkıdır, bir de KOBİ'dir, küçük esnaftır. Evet. İkisi de zaten bizim ekonomimizin iki temel taşıdır. Şimdi o sizin aldığınız ipotek ve kredi puanlı problemi çekerler. Yani şimdi zaten bakın hocam, bilançolar düzgün değil. Bilanço esasına yani göre. Bilanço esasına göre kredi vereceksen ki genel gelir veya taşer öyle söyler. Hiçbir bilançolar düzgün değil. Dolayısıyla ipoteğe sarılmak zorunda. Bir düzgün bilanço yaratamadık bu ülkede. O da soru işareti. O başka bir, muhasebe başka yasası şey geçmedi yıllardır, o da konu. Evet. Bu şimdi ipoteğe dönerler. Tabii bankada çaresiz değil mi? Yani bankada nasıl verecek kredi yani? Bankada çaresiz ama... O zaman işte, kredi garanti fonunu devreye koyacaksın eğer büyük devletsen ki ona göre sen ipotek vermiş olun kredi, öyle bir fonu da işte demiyor. Kredi garanti fonu zaten o, sen garanti gireceksin ona, o ödemezse kredi garanti fonu ödemeyecek. Öyle bir şey de koyamıyorsun işte. Tamam ama bundan sonra ne olacak o zaman da? Alan da ödemeyecek kredisini, kredi garanti fonu da sinirecek. Evet, evet. Türkiye'de olduğu gibi. Evet. Türkiye'de böyle oluyor. Yani kredi garanti fonu da işleyişi yine ödeyenin kredibilitesine ve projesinin fizibilitesine bağladı. O da al git değil. Evet. Peki kısa bir soru. Kalkınma Bankası 50 milyon verecek dedi ama 500 bin lira da kredi verebilir. Yani 50 milyon 500 bin 100 kişiye verebilir. Bu ülkede 100 kişiye kredi vermek çözer mi sorunu? Hocam yani Gine'ye bile böyle bir baktığımda
Kobi düzeyinde yine de zaten var bu kadar. Peki. Aydın Bey'e verelim biraz. Buyur hocam. Mahmut Sezen'le burada olmak bizim için bir şeref oldu. Sonuçta muhasip kendisi benimden aynı meslektaş olduğu için. Önce herkese selamlar, saygılar. Kanal T'ye de çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Böyle fırsat tanıdınız bize. Öncelikle ülkemizde en önemli konulardan biri biliyorsunuz sağlık. Sağlık konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bence inanıyorum ki gerçekten başarıyla sınıfını geçti ve başarılı bir şekilde farklı ülkelerden kıyaslandığı zaman ciddi bir şekilde başarı elde ettiğini düşünüyorum ben. Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün bakıldığında Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 5. sırada olursa bizim ülkemiz inanıyorum ki gerçekten 1. sırada olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bizim ülkemizdeki vaka sayısı çok düşük. Vaka sayısı değil sadece burada. Tedavi etme sayımız da bizim oldukça başka ülkelere kıyasen oldukça yüksek. Bizim ülkemizde yaklaşık 108 kişi vaka olmuş sayıda ve bunların 98'i bir şekilde tedavi edildi. Buna bakıldığı zaman Türkiye'de 107 bin civarında bir insan bir şekilde vakaya ulaştı ve bunun tedavisi yaklaşık 25 bin üzerinde. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bakıldığı zaman, komşumuza bakıldığı zaman 810 civarında bir vaka var. Tedavileri yaklaşık 85 ki bu da %10'luk bir ciddi şekilde bir oran var. Ki bizim ülkemizde aşağı %90'ların üzerinde başarı sergiledi. Evet. Ve bu başarıyı da ben gerek burada Sağlık Bakanlığı'na ve sağlık çalışanlarına tebrik ediyorum. Bunların evet. özverili çalışmaları hükümetimiz tarafından gerçekten ellerinden geldiği kadar gerekli tedbirleri alındı. Ve sağlık yönünde ben inanıyorum Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti. Polis teşkilatı ve sağlık mensupları yani, ayakta alkışı hak eder. Kesinlikle, kesinlikle. Ve ben inanıyorum ki bizim yani sağlık yönünden bir sıkıntımız olsaydı ben inanıyorum ki şimdi bütün sivil toplum örgütlerinden ciddi bir şekilde bağırma ve çağırma ve eleştiri olurdu. Ama maalesef şu anda görüyorum ki seviniyorum de maazallah. Bütün sivil toplum örgütleri sessiz durumda ve görüyorum ki sağlık yönünden biz başarılı bir politika ürettik, tedbirlerimizi aldık ve başarılı bir ülke olduğumuzu gösterdik. Bu öncelikli çünkü herkesin önceliği sağlıktı. Evet, ekonomik tedbirlere gelecek olursak ilk bakanlar kurulunda yerinde olan kararlar da vardı, yerinde olmayan kararlar da vardı. Bunu buradan ben analiz ettim kendime göre ve eleştirilerimi söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum vatandaşımızla. Yerinde olmayan kararlardan bir tanesi özellikle Sayın işte Okan Bey bahsettiğiniz ülkemizin dış temsilci ve konsoloslukların ilk işte bakanlar kurulunda maaşlarının kesintisi olmaması beni gerçekten çok üzdü. Çok bu insanlar bilindiği gibi bu süreçte en az etkilenen, göreceli olarak etkilenen insanlardan biriydi ki aldıkları maaşlar oldukça yüksek maaşlardı. Ve ne bu performans açısından da bu ülkeye ne kadar katkıları var da tartışılır. O kesinlikle ve ki burada da kim değerlendirir ki burada Sayın Kutlu Özel bu insan biliyorsunuz Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti kurulurken dış temsilci ve konsolosluklara ciddi bir önem gösterdiğini burada kendisi ima etmişti. Ancak bu süreçte bizim ki gerçekten bu konuya değineceğim aslında konuşmamın sonunda ama dış temsilci ve konsolosluklarımıza bizim bu süreçte çok ciddi ihtiyaçlarımız var. Neden? Biz bu krizi aslında lehimize çevirebiliriz. Çünkü neden? Türk lirası döviz karşısında ciddi şekilde değer kaybetti. Ve şu anda bizim dışarıdan gelen yatırımcı için çok elverişli ortamlar var ki vaka sayımız da çok düşüktür. Bizim şu anda gerek YAGA olsun, gerek dış temsilcilerimiz olsun, gerek konsolosluklarımız olsun bu insanların istişaresiyle, işbirliğiyle, ortak çalışmasıyla bu ülkeye dışarıdan gelen yatırımcıyı çekersek bu süreci Türkiye Cumhuriyeti Anavatan'dan gelecek olan sonuçta para gelecek deniyor inşallah gelir ama gelmeye de bilir. Bu açık söyleyebilirim çünkü Türkiye'nin durumu ortada ama biz kendi hayatlarımız üstünde durmamız lazım ve kendi hayatlarımızda durmamız için de dış temsilcilerden, konsolosluklardan ve işte YAGA'nın da işbirliği çalışmasıyla dışarıdan gelen yatırımcı bu ülkeye çekersek bu süreci inanıyorum ki asgari düzeyde atlatabiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii benim bir düşüncem. Kurum daha dediniz. YAGA Sayın dedim, Eroğlu'nu çok iyi hatırlarım. İyi seyahatte olsun. Ben tekrar Cumhurbaşkanı gelirsem dedi başbakana bir zaman bu YAGA'yı kaldıracağım. Evet. Ne yaptı belirsiz bir şey. Halen daha YAGA ne işe yarar sorusu. Ki, yani sayın, DPÖ'nün devlet planlama örgütünün içine tavuğa ayağı gibi karıştıran evet. bu ülkede benzin deposuna rafineriye onay veren, çöp fabrikasına onay veren götü notlarla dolu bir YAGA. Kesinlikle. Ve şu anda dediğiniz gibi ne işe yarar sorusunun cevabı ortada. Ama güzel bir şey dediniz madem ki siyaset yapmayacağız ama Sayın Özer Sayın iyi yönetişim ilkeleri vardı değil mi? Evet. Şeffaflık hesap verebilir diyerek geldi. İşte evet. güzel bir noktaya denettiniz.
Dış temsilciliklerin ne işe yaradığı, ne yaptığı, performans kriterlerinin ne olduğu, bu ülkeye ne katkısı olduğu, bu süreçte yüksek öğrenim ve turizm bu ülkenin lokomotifi, bu sektörlere bu temsilcilikler ne yapabilir, ne yaptı, hangi misyonları görecek, şeffaf, hesap verebilir şekilde bizi ortaya koysun. Sonra aynası iş dirgişinin demiş atalarımız, lafa bakılmaz, çok eğli laflar demiştir, değil mi? Evet. Buyurun. Şimdi efendim, dediğim gibi bu süreçte dış temsilcilerimize, konsolosluklarımıza ciddi görevler düşüyor. Tabii hükümetimize istişare için çalışaraktan. YAGA'da bunun içerisinde olduğunu bahsettim biraz evvel. Şimdi bakanlık kurulunda belli başlı kararlar alındı. Yerinde olan kararlar da vardı, yerinde olmayan kararlar vardı. Özellikle sigara ve alkol içeceklerinin fiyatlarının artırılması bence tam olarak yerinde kararlardı. Çünkü bu ülkede ciddi bir ithalat var. Gerek lüks tüketim ürünleri olan bu sigara ve alkol tüketimlerinde. Bu kararlardan tam olarak doğruydu. Ancak kamunun maaşlarının kesilmesi benim kendi şahsıma göre tam olarak ekonomik bir tedbir olarak düşünülemez. Bu direkt tasarruf tedbiriydi, direkt bütçe açığını kapatmak içindi. Yani burada hükümet aslında bir cebinden aldı, öteki cebine koydu. Neden? Çünkü ülkemizdeki kamu ve benzeri çalışanların maaşlarının ve tüketim giderleri maalesef ülkemizin gayri safi yurt içi hasılasının ciddi bir payını oluşturuyor. Ve kamu ve benzeri çalışanların maaşlarının kesintisinin bir telesi bile ekonomideki çarpan olarak 3.33 olarak ekonomiye yansıyor ki bu tasarruf bunun formülüne bakıldığında tasarrufunda %29.7 formülü hesaplandığı zaman 1 TL eksilme kamu ve kamu işte benzeri çalışanların maaşlarından %3.33 çarpan etkisinde ekonomiye çarpıyor. Evet, kesinlikle. Güzel bir hesap. Yani, aslında 5 kamu yatırımların birimlik yatırım 5-6 birimlik bir çarpan etkisi vardır ama siz evet. Kamu çalışanlarının diyorsunuz ki 1 TL eksilmesi %3.33 ekonomik çarpan etkisi. Evet, formül hesaplandı. Çok üst düzey maaşlar evet. Kademeli taştakılar kademeli kesildiği zaman. Neyse, teknik konular bunlar. Şimdi efendim, keşke ülkemiz kamu ve benzeri çalışanların maaşlarını kesmeseydi ve ülkemizin özel sektörüne gerek işverenine gerek işçisine 1500 değil de 3000 ve üzeri maaşlar verseydi ve bu topluma bir fon yaratsaydı diye bir gerçekten burada söylemek istiyorum. Ama ancak ülkemizin KKTC'nin maliye yapısından aciz durumundan dolayı bunu bir şekilde tekrardan bir şekilde gördük. Çünkü biliyorsunuz bizim işte bütçemizin %78'i kamu ve benzeri çalışanların maaşlarına gidiyor. Bir de bizim üstüne üstlük KKTC Merkez Bankamızın emisyon işlemi... Peki burada bir parantez açayım. Buyurun. Yani biraz önce dedik. Siz gelmiş geçmiş hükümetler gerekli yerde önlem almazsa da karşılar. Şu anda hükümette UBPP değil, CTP diye dörtlü de olsaydı farklı olmamaz. Siz hükümete derken 400 milyon civarındaki kamu alacaklarını kesinleşen ve 4x4 arabaların bile almakta irade koymazsanız, kiraladığınız arazileri gerçek değerinden vermezseniz ve kamunun bazı diğer varlıklarını tam değerinden şey yapmazsanız evet. Sonra da gün gelir çatar bu duruma düşersiniz. Tamam hocam, bir şey duruma düşersiniz. Tamam. Dolayısıyla hani o durumda şu anda böyle bir kötü durumda zaten kaynak yaratmak zordur ama tabii çok bahsedebilirim. Ama geçmişte bir yapsanız ve demiyorum size Rusya gibi bir zenginlik, bir servet fonu yaratsanız evet. Bir açık bunları irade koyup tahsil edebilirsiniz. Halen daha biz batık bankalarını alacaklarından bahsediyoruz. Ya 20 sene bu nasıl bir iradesizliktir? Şimdi. Sonra biz şimdi de rapor yazar bir kurumumuz kısaca %20, %40 büyüyecekler. Sonra kısaca özet zenginden al fakire. Nasıl bir formüldür ya bu? Sanki daha basiti. Şu hocam. Zenginden al fakire. Hayır. Ben bu hocam kırıldan. Bir de beni kırıldı demiş şey. Yani bir de Robin Hood dedim ben buna. Yani zenginlik kuynak keçisi gösteriyor. Bu ortamda yapılacak iş mi ya bunlar? Yani zengin de çok zarar görecek bu dönemde üretimde, yatırımda şeyde. Tabii hocam, ki görecek. Şey, hocam, bitirebilirim hocam. Şimdi hocam burada partiliğe girdiniz. Siz ki önce girilmesi gerekmedi. Çünkü bu ülkede ulusal bir partisi ve CTP partileri ciddi şekilde hükümetler sergilemiş. Partilerden bir tanesidir ve bu hükümetçilik yapmış partilerdir ki burada bir partiye kesin
hiçbir şekilde yargılamak istemiyorum. Ama dediğiniz gibi bizim ülkemizin gerekli tavsiyeler yapılsaydı zaten bu duruma düşmezdik. Haklısınız. Gelmiş hükümetlerin günahıdır. Hiçbir hükümeti suçlamak istemiyorum ben de, ama bir konuya değindiniz burada ki ben geçmiş hükümete bir kıyas yapmak istiyorum burada. Dörtlü koalisyon hükümetine girmek istiyorum ben burada. Dörtlü koalisyon hükümeti dövizin artmasıyla Türk lirasının değeri kaybetmesiyle aldığı 7 tane bir tedbir vardı. Ve 7 tedbirin inanın bana sadece 1-2 tanesi yerindeydi. O birileri bile... 25 tane hocam. Hayır ama gerçekten temel olarak 7 taneydi onlar. Ha. Ki orada ne yapmışlardı çok üzmüştü beni. Belli başlı ürünlerin ki Mahmut Bey bilecek KDV oranlarını azaltmışlardı ki bunlar temizlik ürünleriydi, restoranlardı. Ve bunları azaltması bile hiçbir şekilde ekonomiye bir faydası olmadı. Beyaz eşya, beyaz eşya aldı. Evet, sanki o dönemde beyaz eşya her şeyi artacakmış. Yani bunlarda takmış. Orada dövizin bir şey bitirelim. Yani orada döviz artmasından bile ve Türk lirasının değer kaybetmesinden bile bu dörtlü koalisyon hükümeti bunu başarısız bir şekilde sergiledi ve ekonomiye hiçbir katkısını hiçbir şekilde gösteremedi ve faydasını gösteremedi. Bunda bile başarısız olan bir hükümet. Ben inanıyorum ki Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi bu dönemdeki koronavirüsü, COVID-19 virüsü, 2003-2004 SARS işte virüsünün yaklaşık 3 katı büyüklüğünde, 2014 Ebola virüsünün yaklaşık 20 kat büyüklüğünde, 2008-2009 finansal krizinin ciddi bir şekilde büyüklüğünde, 2001 işte bankalar krizinin çok ciddi bir şekilde büyüklüğünde bir ciddi bir şekilde koronavirüsü ekonomiye ciddi bir olumsuz etkilediği ve uluslararası para fonunun dünya işte belirsizlik endeksi bile bu işte koronavirüsünün faturasını ciddi şekilde belirleyemiyor. Yani bunun faturası şu anda belirlenecek durumda değil. Ve dünya ekonomisinin iyileştirilmesi şu anda 2022'ye aktarıldı. Yani 2021 değil 2022'ye, ki siz işte burada ne bekliyorsunuz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ufak bir ülke, bunun faturasını nasıl belirleyecek? Belirleyemez. Yani belirsizlik ortadadır. Ama bu Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti elinden geldiği kadar gerek sağlık yönden gerek ekonomik yönden tedbirlerini almaya çalıştı. Evet, yerinde olmayan kararlar da vardı ama ben inanıyorum ki gerçekten sınıfı geçtiler. Burada iki türlü aslında politika var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın politikası, işte para politikasıdır. Bir tanesi de hükümetin işte mali politikalarıdır. Bu iki politika ortak çalışmalı. Burada benim gördüğüm kadarından Merkez Bankası para politikalarını tam olarak üretemiyor. Açılımları mevcut. Yok var. Ki sende açılımları para mevcut. Sen ama sen yapamaz para politikası. Tamam, açılımları mevcut ama mevcut. Hayır, var. Emisyon yapamıyoruz. Biz işte maalesef bahsettiğim gibi KKTC Merkez Bankası olarak emisyon işlemi kesinlikle yapamıyoruz. Çünkü neden? Emisyon işlemini açıklarım istasyon vatandaşımıza işte piyasaya kağıt para süremiyoruz. Bu bizim ciddi bir şekilde handikapımızdır. İkinci handikapımız bütçemizin %78'i yaklaşık %78'i kamu ve işte benzeri çalışanların maaşlarına gidiyor. Altyapı için, yatırımlar için bir bütçe ayıramıyoruz. Bunlar bizim ciddi şekilde handikaplarımızdır. Ama KKTC Merkez Bankası'nın elinde mevcut açılımlar mevcut var yani. Şu anda mevcuttur. Neden? Şu anda tasarruf, müdürlük ve sigorta fonunda ciddi bir para var. Bu parayı aslında piyasaya kredi yönünden sunulabilirdi ki sunuldu. Ama bu 3 tane paket sunuldu farkındaysanız. Bir tanesi neydi? 1 milyar TL'lik bir fon ayrıldı. Bu 1 milyar fonun için 21 tane ticari bankamız bir şekilde işlem görecek ve bu fonu piyasaya sürecek, sıcak parayı sürecek. Ben baktığımda ama maalesef üzülüyorum bunu söylemekte ama açık ve gerçektir. Öz eleştiri yapmak istiyorum. 1 milyar TL'lik fonu piyasaya sürülürken ilk 6 ay ödeneksiz, vade 15 ay. Bir dakika. 6 ay ödemeyecek, 9 ay ciddi bir şekilde taksit miktarı ödeyecek. Bu bence 15 ay çok kısa bir süreydi. Bunu 36 veya 48 ay yapılması lazımdı ki esnafımız rahatça... Ne kadar bir miktar için deniyor bu hocam? 1 milyar TL fon. Bu miktar için hayır, ne kadar alacak 500 bine kadar gidiyor. Halkın Bankası'nın yaptığı gibi 50, 100 bin, 100 bin, 200 bin, 200 bin, yani 200 bin, 500 100 bin lira krediyi... 9 ayda ödeyecek. 9 ayda ödeyecek. Ki bu bence çok başarısız bir... 15-16 milyar ayda ödeyecek. Kesinlikle. Bu uygun değil. Faiz hariç. Faiz hariç. Bu pakettir. Değildi. Bunu kabul ediyorum ama... Hocam bitireyim. Mahmut Bey kusura bakmayın. Biraz da kalkınma bankasına değiniriz. Peki yedek akçesini eleştiriyorlar en zaman. Merkez Bankası o akçeyi niçin kullandırmıyor? Bir şey bitireceğim hocam. Kalkınma bankasına ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biraz da kalkınma bankası için işte mevcut bir kredi var. Şu andaki 50 milyon TL ayrıldı. Bunun vadesi de 36 ay ki ilk ay ödeneksiz. Bu kredi için şu ana kadar 10 milyon TL'lik bir talep yapıldı, müracaat var ve 10 milyon TL'lik bir para dağıtıldı. Yani 50 milyon, 10 milyon TL'lik dağıtıldı. 10 milyon. Kesinlikle. Bu Akıllı Bankası'nın yaptığı kredi paketi uygundu.
Daha önce bahsettiğiniz bu Halk Bankası'nınki küçük orta boy işletmelerine yönelik burada Kıbrıs Esnaf Bankası Federasyon Birliği Başkanı'nın yaptığı bir şey var işte ortada. İstişare için çalışıyor bu Halk Bankası'yla. Zaten bu vardı ortada ki onların verdiği faiz oranı 4,5. Çok uygun. Çünkü Kalkınma Bankası'yla bu Ticari Bankası'nın verdiği faiz oranı 9. 9. Ama Halk Bankası'nın verdiği faiz oranı 4,5 ama bu aslında vardı daha önceden. Ama bunu tekrardan işlemele sokuyorlar ve hükümetimiz de bunu üstlendi bir şekilde. Bu da çok güzeldi. Ancak ilk sunulan işte 21 işte bankanın, ticari bankanın 1 milyar TL fon ayırdı ki banka işte ki orada Merkez Bankası. Bu fonla ilgili vade çok düşük. Faiz oranına uygun olabilir ama vade çok düşük. Burada keşke hükümetimiz işte Bankalar Birliği ve işte Merkez Bankası ile tekrardan oturup konuşsa ve bu vadeyi uzatsa diye düşünüyorum. 10 milyon dediğiniz kaç kişiyedir? Yani bunlar verildi mi biz duymadık. Yok verildi kesin. 10 milyon. Ya kişi sayısını bilmiyorum. Hayır, yani sadece benim aldığım Bilgi Kalkınma Bankası'ndan 10 milyon TL şu ana kadar dağıtıldı. Yani 10 kişiye, 20 kişiye, 40 kişiye. Şimdi hocam önemli mi? Yani sonuçta bakın burada, hayır anlamadım bir noktaya geleceğim. Kamuda kesilen bir maaş, bir TL bile 3,33 ekonomiye eksisi var. Fark etmiyor kimin aldığı maaşı. Zaten o adama parayı harcayacak ekonomi. Zaten sıcak parayı sokacak. Kalkınma Bankası işletmelerin derdine deva olurken kaç tane işletmenin derdine deva oldu? Sadece bildiğim... Bunları biraz daha önce bu konuda ben de çok yazacağım. Etki analizi dünyada... Hocam sadece bunu bilmen yani gerekiyor. Yani bu yapılan projelerin değerlendirmesi gerçek anlamda fizibiliteye, projeden etki analizine mi dayandırıldı? Yoksa nasıl oldu? Şimdi biraz burada, daha şeffaflığa ihtiyacı var Kalkınma Bankası'nın. Tam bir şey söyleyeyim. Sadece burada Kalkınma Bankası'nın şeffaflığını, hesap verebilirliğini tartışmak istemiyorum. Kalkınma Bankası bu ülkenin uzun süredir olduğu bir bankadır, yatırım bankasıdır. Ve inanıyorum ki Kalkınma Bankası bu ülkede doğru insanlara... ciddi şekilde kredi vermiş bir bankadır. İşte geçmişte yani burada Sayın Hocam, hesap vermek istemiyorum. İşte etki analizi dolayısıyla yaptığı kredilerin büyük oranda tahsil edememesi. Vermiş olduğu krediler konusunda makro mikro istihdama, bütçeye, katma değere ne kadar hedef kodular, fizibiliteye göre ne kadar gerçekleşti. Bunun bir etki analizini yapar Çağdaş Dünya. Kalkınma Bankası'nda bu şeffaflık hesap verebilir adına, etki analizi adına hiçbir çalışma yapılmadı. Biz de uyarıyoruz bunu. Yani kaç tane işletmeye verdin? Bunu verdiklerin gerçekten en feasible ülkenin makrosuna, mikrosuna, ülke kalkınmasına en fazla katkı yapacak olan projeler miydi? İnanmıyorum yani hocam. Bu güven ortamı dediğiniz o sayın, bu sandığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla Kalkınma Bankası yine Halk Partisi'ne bağlı bir banka çoğunluğunun. Ve o parti de iyi yönde dişim ilkelerini şiar edilmiş bir parti. İyi yönetişimin temeli şeffaflık, hesap verebilirlik, kuralcılık, aktif katılım Yani biz bunları talep ediyoruz. Kendileri söyledi zaten bunlar, biz değil. Ama ben verilen kredilerde tahsil edilemeyen ve etki analizi konusunda ne kadar istihdam, ne kadar bütçe açığına, ne kadar vergiye katkı yapıldığı, bir etki analizi olmadığı bir şeyde vermek değil önemli olan. Ülkenin kalkınmasına ne gerçekleştiğini diyelim. Bir de sınav sorusu oldu size. Sizin de tanıdığınız özellikle sizin Levent Bey, Levent Hızal. Cevabını bildiğimi soru sordu size. Kamu maliyesinin maaşlarının kesilmesi ülke ekonomisinin daralmasını etkiliyor mu? Etkiliyorsa nedeni, etkilemiyorsa nedeni? Siz de bunu açıkladınız. Mahmut Bey ne der buna? Evet, şimdi elbette ki etkiler. Yani şimdi bir derecede bütçeyi dengeleyeceksiniz siz diye insanların maaşlarına kesinti yapıyorsunuz ama bir de şu var. Tabii ki her zaman gene bu stüdyolardan hep bir şey söyledik. İşte kriz vardı ama krizde kamu hiçbir zaman bu cebine elini atmadı. Kriz vardı ama siyasiler bu krizde herhangi bir etki ortaya koyamadı. İşte Güney'e örnek verdik. Evet. 2008 krizinde Güney'in milletvekillerinden maaşlarından 2 milyon kesmesi vesaire. Dolayısıyla bu şu andaki kamudan maaş kesilme olayı ve de aynı zamanda siyasilerden toplumda korkunç bir motivasyon oldu. Bu buna yanlıştı demek bence şu an için çok da doğru değil. Kaynak çünkü, yoksa da kaynak yaratacağı. Evet. Çünkü bir kaynak yaratacağın bir de motive edecek toplum ama burada yanlış yapılan bir şey oldu. Şimdi sen kamuya verirken en düşük maaş 5.000 kesinlikle maaştan 5.000 verdin. Özel sektör çalışmadı. Ona verdin 1500.
Şimdi burada kamu ile özel sektörün arasını yine açtım. Yine psikolojik olarak da açtım. Sosyolojik olarak da açtım. Yani biz hep dedik ki ya biz kamuya istihdamını özendirmememiz gerekiyor. Biz özel sektörü özendirmemiz gerekiyor ama bugün bu krizde dahi gördük ki hala da kamuda olanlar bu krizi en hafif şekilde atlatıyorlarken özel sektör çalışanları bu krizi ciddi anlamda bu krizde yara alıyorlar. Yara aldılar. Almaya devam edecekler. İki ayda 1500 lira verdik. Bakınız. Ve son ayda da birçok işveren de kendi hiçbir katkı yapmadı. Çok az katkı yapan var. Sadece çalışanı 1500 liraya mahkum eden var. Mahkum eden var. Ve bu da denetlenemedi. Evet. Denetlenemedi ki aslında burada Murat dedi neydi? 1500 verilecek sırf istihdamı şey yapmayayım diye, engellemeyelim diye ama onun da üstünü maaşını işvereni tamamlayacak. Sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce görüştük. Şu mevcut mevzuat gereği işveren 1500 üzerinde bir şey vermek zorunda değil. Şeye göre değil. Evet. Yani kararnameye göre da veyahut da yasalara göre değil. Ama Murat edilen buydu. Bunun da kararnamede belirtilmesi de gerekiyordu. Bunun da denetlenmesi gerekiyordu. Ama bunlar böyle yapılmadı. Biraz önce söylediğim gibi yani tamamıyla hane halkını kamunun dışındaki çalışan kesimi tamamıyla göz ardı ettiniz siz. Bunlara herhangi bir fayda sağlamadınız. Bunu şey yani şu anda ben merak ederim bu 10 milyon Kalkınma Bankası'na bu kredi kimlere verildi? Ben mali müşavirim. Birçok işletmenin şeylerine bakıyorum, danışmanı yapıyorum. Arkadaşlarım da vardır. Yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Bağımsız Hesap Uzmanları Derneği'nin bize böyle 10 milyon veyahut da Kalkınma Bankası'na kredi alan herhangi bir mükellefimiz gelmedi. Ben konuşabildim hocam. Görmedim. Reklama girecek. Büceye bak kalsın. Görmedim. Bak olsun. Yani şimdi görmedik. Ve veya o zaman çıkacak yarın Ekonomi Bakanı, Başbakan ve açıklayacak bunlar diyecek ki biz bu ekonomik koşullarda, bu koronavirüsünde şunları sağladık. Belki daha onaylandı hocam. Şunlara onaylandı kredi. Çünkü onaylanmış olabilir. Dolayısıyla öyle bir şey olsaydı. Neyse bu arada bir temasa gireceğiz abi. Ne dolalım? Reklama girmek zorundayım. Çünkü ikaz alıyoruz. Tamam. Evet, kısa bir reklam arasından sonra tartışmaya devam edeceğiz. Bir daha özellikle bankacılık sektörünün yeterince fedakarlık yapmadığı ve bu sektör üzerinde hükümetin pek baskıcı olamadığı konusunda iddialar var. Bu konuya da değineceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra benim. Ermataş'ın sunduğu ekopolitik gündem devam edecek. Hayalinde bir ev var ya, ben benimkini tasarladım vitrayla. Hayallerini tasarla. Bu bahar çiçekler bizsiz açtı. Mavi ile yeşili kucaklayamadık bu bahar. Sokaklar sessiz, yalnızlığın ıssızlığında şehirlerimiz. Varsın bu bahar böyle olsun. Ama inan birlikte başaracağız. Bu cennet adayı yine yeniden hep birlikte yaşamak için. Her mevsimi, her rengiyle doyasıya yaşamak için. Her yeni güne mutlulukla
merhaba demek için, kahvelerimizi keyifle yudumlamak için, ertelediğimiz tüm planları gerçekleştirmek için, bu zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak mücadele eden tüm doktorlarımızın, sağlık birimlerimizin, polisimizin ve belediye çalışanlarımızın emeklerine yürekten sahip çıkmak için, kendi sağlığın ve toplum sağlığı adına evinde kaldığın için teşekkürler Lefke ilçemiz. Teşekkürler İskele ilçemiz. Teşekkürler Güzelyurt ilçemiz. Teşekkürler Girne ilçemiz. Teşekkürler Mausa ilçemiz. Teşekkürler Lefkoşa ilçemiz. Ve teşekkürler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği. Bu narenciye bahçesi benim. Tamam, bahçe benim. Bu üniversite benim. Hoş geldiniz. Bu banka benim. Bu iş yeri benim. Bu otel benim. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, eskilerin deyimiyle evkaf, ninelerimizin, dedelerimizin vakfettiği, yani bağışladığı mallarla kuruldu. Büyük Han benim. Yüzyıllarca bu mallardan elde edilen gelirlerle düzenli ve ayrım gözetmeden yardımlar yapıldı. Bu cami benim. Vakıf malları atalarımızın bize karşılık beklemeden iyilik yapabilmemiz için emanetidir. Vakıf malları sizindir, benimdir, hepimizindir. Evkaf benim. Evkaf benim. Dolphin Movers Limited kurulduğu günden bugüne Kuzey Kıbrıs ve dünyanın diğer tüm ülkelerine düzenli, emniyetli, en hızlı, en ekonomik ve en modern yöntemlerle araç, şahsi ve ticari yük taşımacılığı gerçekleştiren, uluslararası acenta ağı bulunan bir lojistik firmasıdır. Dolphin Movers Limited büyümeye ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Dolphin Movers Limited, Avrupa'nın en büyük konteyner, tren ve gemi operatörlerinden biri olan P&O Ferry Masters şirketiyle ortaklık kurarak Express Multimodal taşımacılığı hattını hayata geçirmiştir. Şahsi eşyadan tutun da paletli her türlü ticari yük, araba, jeep ve van tipi araçlarınız modern racking sistemleri ve yine pallet wide konteynerlara yüklenerek çok uygun fiyatlarla 5 ile 10 gün içinde Mausa veya Lefkoşa'ya ulaştırmaktadır. Siz de hızlı, güvenilir, emniyetli, modern lojistik hizmetlerinden faydalanmak istiyorsanız bize ulaşın. Dolphin Movers Limited. Tatil yapmayan kalmasın. Seyahatiniz veya tatiliniz için yurt içi ve yurt dışında gerekli olan tüm ihtiyaçlarınızda Capital Bank Prime Kart'la biriktirdiğiniz Prime puanlarınızı 20 ile çarpıyoruz. Hemen MTS Tur, Polatkan, Sayar veya Starwood Turizm acentelerinden birine giderek tatil programınızı 20 kat daha avantajlı yapmak için acele edin.
Üstelik kampanyadan yararlanmak için bir ömür puan biriktirmenize de gerek yok. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren sadece 15 puan biriktirmeniz yeterli. Prime Card sahibi değilseniz hemen bir Kapital Bank şubesine uğrayabilir veya kampanya ile ilgili detayları kapitalbank.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Prime Card, Prime'la hayata renk kat. Prime Card, Prime Card'la şimdi renklensin hayat. Prime Card, Prime Card, Prime'la hayatına renk kat. Prime Card, Prime Card'la şimdi renklensin hayat. Prime Card. Prime Card'la hayata macera kat. Kartplus'tan hayatınızı güzelleştirecek bahar kampanyası. Mart ayı boyunca 150 TL ve üzeri alışverişlerdeki çekiliş koduyla 2 kişiye iPhone 11 kazanma fırsatı. Kartplus. Acapulco'da sevdiklerinizle birlikte muhteşem bir brunch keyfi sizleri bekliyor. Her pazar saat 10-14.30 arası yapılacak olan brunchlarımızda kendi çiftliğimizden organik ve zengin ürün çeşidiyle sınırsız açık büfemizin yanı sıra kapalı ve ısıtmalı yüzme havuzlarımız da ücrete dahildir. Üstelik çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği Kids Club oyun alanımız mevcuttur. Tüm bu hizmetlerimiz yalnızca 95 lira. Yanlış duymadınız, herkes eşsiz Acapulco brunch keyfini tadabilsin diye ücretimiz yalnızca 95 lira. Hemen yerinizi ayırtmak için rezervasyon 0533-858-7575 0533-858-7575. Acapulco Resort. Çünkü Acapulco her mevsim güzel. Bir boyayı kaliteli yapan nedir? Leke tutmaması. Üstün kapatma gücü. Küf oluşumunu engellemesi. Hepsi Permomax İpek Mat iç cephe boyasında. Permolit boya. Permolit Kıbrıs genel distribütörü Eco Paints. Club Card kazandırmaya devam ediyor. Markalar işbirliği kampanyası yepyeni marka ve ödüllerle Alped farkını hissettiriyor. Uçak biletinden sigortaya, oyuncaktan iletişime, mobilyadan teknolojik ürünlere, tatilden tekstile, takıdan eğlenceye yüzlerce ödül sizleri bekliyor. Alped Club Card'ınızda yapacağınız 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kazanma şansı yakalayın. Bir banyo istiyorum ama şimdi. Güzel olsun mutlaka. Söz mü? Seramik vitrifiye ile buluştu. Güzellik tamamlandı. Artık banyo, banyo. Hayatınız çok daha güzel olacak. Seramik sana sözü. KKTC distribütörü Necipoğlu Limited. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en eski ve en köklü kuruluşu ve plastik sektörünün önde gelen firması Necat Zorlu Limited, %100 yerli ürettiği uzun ömürlü, esnek, kırılmaz, yanmaz ve elektrik kontaklarına dayanıklı, istenilen ebat ve ölçülerde elektrik tesisat boruları, içme suyu hatlarında atık su ve sulama sistemleri için farklı sınıflarda üretilen polietilen boruları yüksek kaliteli, uzun ömürlü, yeraltı hareketlerinden etkilenmeyen, darbelere dayanıklı, suyun tadını ve kokusunu değiştirmediği için sağlığa uygundur. Standardına uygun olarak tarımsal kullanım ve peyzaj uygulamaları için üretilen Alpe sulama boru sistemleri, boruyu kullanması ve hareket ettirmesi kolay,
darbelere dayanıklı, çatlak yayılma dirençli ve ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ayrıca boru gruplarının her türlü aksam ve ek parçalar mevcuttur. Cazip fiyat, ödeme kolaylığı ve düşük montaj maliyetleriyle %100 öz kaynak kullanılarak sizler için üretmeye devam ediyoruz. Yerli üretimi destekliyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Necat Zorlu Limited, suya yön veren öncü kuruluş. Ermataş'ın sunduğu Ekopolitik Gündem devam ediyor. Tekrar merhabalar efendim. Mahmut Sezinler ve Aydın Söyler olan programımız devam ediyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle bankacılık sektörünün bu dönemde aldığı önlemler, önlemlere katkısı ve bankacılık sektörünün özellikle bu dönemde fedakarlık yapmadığı yönündeki iddiaları tartışacağız. Bu arada reklam arasında Kalkınma Bankası'nın yönetim kurulu üyesi Mehmet Aktunç'la görüştük. Şu an itibariyle 62 firmaya 17 milyon civarında kredinin onaylandığını, bazı ödemelerin yapıldığını, bazı ödemelerin ise ipotek işlemlerinin tamamlanması gerektiği için halen de yapılamadığını ifade etti. Evet, nerede kaldıydık? Mahmut Bey de yoksa siz de? Şimdi bu 17 milyon ipotek işlemi dediniz. Benim kafamda kalan bu. Şimdi bu... Biraz evvel konuştuk. Bu süreçte bizim esas iktisadi olarak yardımı kimlere yapmamız gerekirdi? Demin ne dedik? Hane halkı dedik, KOBİ dedik ve küçük esnaf dedik. Peki şimdi eğer Kalkınma Bankası herhangi bir kredi karşılığında ipotek alacaksa bu kredi biraz yüksek, büyük bir kredi demektir, evet. Ki o zaman bu kredi ne bir KOBİ'dir ne küçük esnafadır. Büyük ihtimalle bu kredi yine bir sermaye grubunadır. Ki ipotek işlemleri vardır. Çünkü bugün küçük esnafın veyahut da KOBİ'nin, bizim ülkedeki KOBİ'lerin böyle Kalkınma Bankası'na ipotek verip de kredi alacak güçleri ve dermanları yoktur. Böyle bir kabiliyetleri yoktur. Zaten mali müşavir olarak en iyisiz bilirsiniz. Çoğunun yoktur. Mali müşavir olarak biz biliyoruz tabii. Dolayısıyla ben burada çok da merak ettim bu firmalar kimledir Kalkınma Bankası'ndan alan. Umarım ki açıklanır ve tekrardan bir başka programda bunu tekrardan görüşürüz. Ama şu anda benim ciddi anlamda bir analizim vardır ki bu krediler yine bir sermaye grubuna verilmiştir diye düşünüyorum. Öyle bir iddianız var. Bu iddiayı ortaya koyduktan sonra ben bankacılık şeyine geçmeden birkaç şey yapmak istedim hocam. Şimdi bu dünyada üçüncü büyük kriz. Yani 1929'da çıktı büyük buhran. Evet. Büyük buhrandan sonra yani o kadar büyüktü bu kriz açısından. Büyüyecek veyahut da. Şu anda olmadır ama bu kartopu gibi bu büyüyecek. Şimdi baktığımızda dünya ülkelerinde krizleri nasıl yönetti veyahut da bu krizler sırasında neler yaptılar? Bir kere sosyoekonomik olarak sosyal ve rehabilitasyon konularında çalışma yapmak lazım. Özellikle KOBİ'ler için parayı veriyoruz. Nasıl ki bir banka parayı verdiği zaman durur ve onu eğitir aslında. Biraz önvel arada konuştuğumuz gibi Adana'daki Kalkınma Ajansı. Evet, Kalkınma Ajansı böyle yapıyor. Dolayısıyla bizim de ne yapmamız gerekirdi bu süre zarfında? KOBİ'lere ve küçük esnafa bizim danışmanlık yapmamız lazımdı. Ne danışmanlığı? Mali danışmanlık. Kim yapacaktı bunu? Kamu. Finans tekniklerini yapmamız, öğretmemiz gerekiyordu. Verimliliği öğretmemiz gerekiyordu. Risk yönetimini. Ve inovasyonu öğretmemiz gerekiyordu. Çünkü yine biliyoruz ki bizim ülkemizde gerek KOBİ statüsündeki işletmeler, gerek küçük esnaf statüsü işletmelerde bu biraz önce bahsettiğim bu dört tane
ana madde, ana şey eksikti, noksandı. Böyle bir kabiliyet yok. Ya da azdır. Dolayısıyla bu insanlara bizim bu kabiliyeti vermemiz gerekiyor. Ve bizim bu insanları parayla değil, maliye politikalarıyla rahatlamamız gerekiyordu. Para politikaları değil. Yani aslında kredi verilmek veyahut da şey yapmakla değil, bunu dünya böyle yapmadı. Yani biz baktığımızda İngiltere 2008'de İngiltere krizi nasıl açtı? Maliye politikalarıyla açtı. Para politikasıyla değil, maliye politikasıyla açtı. Zaten baktığımızda modern para teorisi de bize bunu söylüyor aslında hocam. Yani modern para teorisine baktığımda ki bu daha şu anda yeni bir teoremdir aslında atılan dünyaya. Para politikalarını, maliye politikalarının gerisine bakır. Ve İngiltere 2008'de bunu başardı. Ha nereye gelmeye çalışıyorum biz? Biz biraz önce dedik işte kestik memurdan, efendime söyleyeyim kestik belediye çalışanlarından vesaire vesaire sırf bütçeye şey yapalım diye. Aslında bunu biz yaparken bir maliye politikasıdır. Biraz önce zaten ben bunun doğruluğunu da söyledim. Ama biz bu yeni ekonomik düzende ki artık düşük maliyet, düşük kar marjı ve yüksek ciro ortaya devreye girecek. Devletlerde de hükümetlerde de bu böyle olacak ve maliye politikasıyladır. Ancak bizim bununla başa çıkacağımız. Yani neydi? Vergi politikaları. Efendime söyleyeyim piyasa ekonomisinin nasıl canlanabileceği politikalar. Bunlar hep maliye politikalarındandı ki ben bu konuda hükümette noksanlık olduğunu görüyorum. Çalışma olmadığını görüyorum. Bunların çok önemli olduğunu görüyorum. Söylüyorum ve bunların yapılması gerektiğini ifade etmek istedim burada. Çünkü yani bu kriz bir şekilde bitecek. Evet. Bu hastalık bitecek. Ama ekonomik kriz devam edecek. Kesinlikle. Devam edecek biliyoruz. Bu dedik ya üçüncü büyük krizdir. Ama işte bu devam ederken bunun biz şu anda önlemlerini almamız gerekiyor. Halkımıza da bu önlemlerini aldırmamız gerekiyor. Ve halkımıza bu konuda bizim danışmanlık da yapmamız gerekiyor. Ama şey yok şu anda. Evet. İşte oradan verdik 10 milyon, buradan verdik 3 milyon. Bu değil sonuç. Yani çözüm bu değil. Bu bizim kabiliyetimizi artırmaz. Aksine biz burada fayda sağlarız. Biz kabiliyetimizi artıracak, manevramızı artıracak politikalar gereklidir bu krizde. İngiliz'in 2008'de yaptığı gibi. Evet Aydın Bey, siz de şimdi, bu evet, yapın da geçelim bankacı sektörüne. Mahmut Bey'in değindiği konulara değinmek istiyorum. Ama ilk önce bundan işte yarım kalan bir konuya değinmek istiyorum. Şeffaflık konusuna değindiniz burada. Kalkınma Kasası'nın verdiği kredi konusunda. Benim sonsuz şahsen inancım var ki bu kredilere doğru insanlara gittiği. Zaten kredi verirken belli başlı kriterleri vardır ki ben burada Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben de bunun yaklaşık 9 ayda bu işin içerisindeyim fiilen. Biz kredi verirken her zaman belli başlı kriterlere bakıyoruz. O kriterlere doğrultusunda doğru insanlara elimizden geldiği kadar doğru kredileri veriyoruz. Ben inanıyorum ki Kalkınma Bankası burada doğru insanlara doğru kredileri verdi. Şimdi orada Mahmut Bey küçük esnaf dediği. Büyük esnaf dediği fark etmiyor bence burada yani sonuçta hak eden insan kredi almalı. Yani burada bir yasa çıktıysa, bir hak varsa gerek büyük orta boy işletme, gerek büyük işletme, gerek küçük işletme o krediden faydalanabilirse herkes faydalanmalı diye düşünüyorum. Bu benim başlamak istediğim konu. Mahmut Bey'in değindiği konu daha çok maliye politikaları değindi. Benim sonsuz inancım var bu konudaki para politikaları bu süreçte daha önemlidir. Çünkü gördüğünüz gibi çağdaş ülkelerde bitireyim. Para politikaları çağdaş ülkelerde gördüğünüz gibi gerek FedEx, Amerikan Merkez Bankası piyasa 2 trilyon dolara sıcak enjekte para enjekte etti. İsviçre aşık 63 milyar dolar enjekte etti. Farklı ülkeler farklı sıcak paraları piyasaya enjekte etti. Yani yeni bir fon yarattılar. Haklısınız. Yani burada tasarruf politikasına gidilmedi. Ama maalesef bizim KKTC'nin mali durumu ortada. Aceziyetimiz ortada. Biz burada kamudan kestik bir şekilde özel sektöre aktarmaya çalıştık ki keşke bu olmasaydı. Keşke kamuda maaşlar kesilmeseydi. Keşke özel sektöre 1500 değil 5000 verilseydi. Ancak durumumuz ortada. Biz bütçemizin %78'ini kamu ve benzeri çalışanlara ödüyoruz. Altyapı için hiçbir şekilde bir yatırımımız yok. Türkiye'ye dayalı bir politika ürediyoruz. Bizim şu anda da 22.8 milyar TL Türkiye Cumhuriyeti anavatana dış borcumuz var. 8.1 milyar TL yurt içi borcumuz var. Böyle bir durumda biz nasıl para bulacağız? Zor.
Ancak KKTC Merkez Bankası için açılımlar mevcuttur. Nasıl mevcuttur? Dediğim gibi tasarruf mevzuat ve sigorta fonunda bir para var. Bu parayı krediden bir şekilde işte 1 milyar telefon ayırarak bir şekilde sıcak parayı enjekte etmeye çalışıyor. Ancak dediğim gibi biraz evvel bahsettiğim gibi 15 aylık vade çok kısa. Keşke bu vade artırılsaydı. Keşke faiz oranı %9 değil de %6'lara düşseydi, 7'lere düşseydi ancak olmadı. Ancak bu sıcak parayı bir şekilde bu piyasaya biz vermemiz lazım. Bu yüzden para politikası, Merkez Bankası için ciddi açılımlar yapmamız lazım. Neden? Şu anda bakıldığında 31 Aralık 2019'a bakıldığında şu anda bankalarımızın 1 milyar 260 milyon TL tegası mevcut. 30 Haziran 2019'da 1 milyar 102 milyon, yani geçirdim bu para 1 milyar 102 milyon TL idi. Yani ciddi bir artış oldu 6 ayda. 30 Aralık 2018'de 944 milyon TL idi. Eğer bu süreçte biz bu sıcak parayı işverene enjekte edemezsek, bir şekilde bu ileri tarihli çeklerini bir şekilde karşılayamazsak bu tegalar daha da yükselecek ve bankalarımız ciddi sıkıntıya gelecek. O yüzden para politikaları üretmesi lazım Merkez Bankamızın. Merkez Bankamızın elinde olan son inceledim 2018 Merkez Bankası'nın faaliyet raporunda 10 milyar TL'nin üstünde bir rezerv para var. Bu 10 milyar TL rezerv parayı bir şekilde fedakarlık edip elini taşın altına koyması lazım. Bu para sıcak parayı piyasaya koyması lazım. Ve bu son çıkan yasada polis yasası hakkında yasa gücü kararnameyle çeklerin 3 ay ertelenmesinden doğacak olan tedarik zincirinin, ödeme sisteminin ve ekonomik sıkıntıdan doğacak ciddi sıkıntıları bu sıcak parayla bir şekilde enjekte edip bu ödemeleri yapması lazım. Aksi halde dediğiniz gibi bu ülke 30 Eylül'den sonra 30 Eylül'e kadar ekonomik faaliyetlerini, yani şu anda KKTC'de ekonomik çatlar 30 Eylül'e kadar dönemez. Çünkü bu çıkan bu yasa da ciddi bir sıkıntı yarattı. Hele bu yasanın içine sonra işte marketleri de koydular ki bence konmaması lazımdı. Kasapları ki bununla konmaması lazımdı. Çünkü bu insanlar ciddi ciro elde etti. Polis yasası yazacak. Polis yasası hakkında yasa gücü kararnamayla bu insanların çekleri de 3 ay ertelendi. Yani ekonomide şu anda ciddi bir şekilde bir daralma var, durgunluk var. Ancak para politikaları daha önemliydi. Bence bu aşamada yani maliye politikaları bence elinden geleni yapmıştır. Ancak para politikaları Merkez Bankası burada elini taşın altına koymalı. Çünkü uzun süredir Merkez Bankası ticari bankalarımız özel kapısından dolayı ticari bankalarımızın hiçbir karına karışmıyor. Hiçbir şekilde bir serbestlik var. Aslında ticari bankalarımızda istedikleri gibi faiz oranı uyguluyorlar. Bundan dolayı da ticari bankaların yaptığı ciddi bir kar payı var. Ve bu ciddi bir kar payının bir şekilde fedakarlık edip bu insanlara teminatları azaltıp faiz oranı düşürdüp bu sıcak parayı işverenle buluşturması lazım. Yani para politikaları çok daha önemli Sayın Mahmut Bey. Şimdi bu para politikası değil. Zaten girdiniz bankacılık sektörüne. Bu para politikası değil. Çünkü Merkez Bankası para politikanı. Arkadaş biz yani dünyada bilimin testine gitmemiz gereken bir şey değil. Bugün biraz önce İngiltere'den örnek verdim. İngiltere 2008 krizini maliye politikaları araştı. Bir kere sizin para politikanız yok. Bizim daha doğrusu para politikamız var, yok. Var, mevcut. Biraz önce verdiğimiz para politikası. Handikaplarımız vardır. Handikaplarımız emisyon yapamıyoruz. Emisyon işlemi yapamıyoruz. Tabii. Biraz önce verdiğiniz örnekte onlar para politikası değil. Sizin kendi para biriminiz olmadığı için para politikanız karşıdadır belirlenen. Açılımlar mevcuttur ama. Açılımlar mevcut ama. Sana da gelir. Sen bizim para politikamız yoktu. Olamaz. Açılımlar mevcut. Çünkü paranız yok. Nasıl? Sizin bahset. Yok paranız yok. Tasarruf mevcut sigorta fonu ciddi bir para var. O para politikası değil iki gözüm. Yok yok var. O maliye politikasına ilişkili bir politikadır. Hayır para politikası. Tamam. Merkez Bankası para politikasını şimdi bir para politikasının teorik olarak hükümet, ne olduğunu alalım. Arıyor. Hoca yani teorik para politikasının ne olduğunu alalım. Yoksa şey var yani. Evet, bizim para politikamızı. Ben kendi görüşüm bu para politikası değil. Evet, tamam. Ha, sonuç itibariyle siz bana söyleyebilir misiniz bu kızın KKTC bilançosunun ne olduğunu? Bir şey söyleyeyim. Ben biraz evvel burada bir şey söyleyeceğim. Maliyeti nedir? Bu krizin tamam. Bize maliyeti nedir? Çok güzel bir soru sordu. Tam cevaplayabilir miyim efendim? Yaklaşık 35 dakikada programdayız. Ben bu programda iki tane çözüm ürettim. Merkez Bankası'nı ele aldım. Dışarıdan gelen yatırımcıyı ele aldım. Ancak siz burada hiçbir çözüm ödemiyorsunuz. Hala da takıldınız Kalkınma Bankası'nı kimlere verir diye.
Birinci nokta bu. Şimdi bir dakika. Bu çözümü, yani. Bu çözümü bana bir dakika. Şimdi bir dakika. Ben sana çözüm söyledim. İki saatte çözüm söylüyorum. Çözüm nerede? İki saattir ne yapılması gerektiğini söylüyorum. Nedir? Söyle, nedir? Açıkla. Bir söyledim iki saattir. Söylemedik hocam iki saattir. Bir cümle açıklar. Onların yapılması gerektiği, bunların yapılması gerektiği. Demedik. Nedir? Size, bakın size dönerseniz, kendi bağlı o mensubu olduğunuz politik partinin politik alan yapmaya çalışıyorsan. Ben konuşmanın başında, söylediğim yerinde olan kararlar da var, yerinde olan kararlar var dedi. Ve açık ve şeffaf konuşuyor. Aydın Bey, bak. Hoca şeffaflığa değindi. Aydın Bey, öyle yapmadınız. Bizim ülkemizin etkin denetim ve etkin disiplinsizlik yarayan bir kararsıdır. Aydın Bey, öyle yapmadınız. Siz burada politika, siyaset yapıyorsunuz. Kesinlikle siyaset yapmıyorum. Tamam mı? Ben geldim buraya oturdu. Ben, hoca beni programa davet ettiğinde siz söylediğinde, ben söyledim hoca. Hoca ben gelirim ama ben siyaset konuşmam. Siyaset konuşmam burada. Ben siyasi davranmam. Eleştirdik de biz eleştirdik de hükümete eleştirdik. Benim sol tendanslı olduğumu hoca biliyor, herkes biliyor. Ama ben farkındaysanız burada hiç kendi siyasetimi ya da kendi politikamı gütmedim. Ben de gütmedim. Ben sadece burada kendime göre çözümleri sundum. Evet. İngiltere'de örnekleri verdim. Dedim ki İngiltere 2008 krizini maliye politikalarıyla açtı dedim. Tamam. Bizim de maliye politikalarıyla açmamız gerektiğini. Ve hatta döndüm. Sizin buna karşı çıkmış olmanıza rağmen sizin partinizin aldığı karar gereği ki kamudan kesinti yaptınız. Ben bunu savundum. Bakın savundum bunu. Ben savunmadım. Niçin ama. Savundum bunu? Ben savunmadım. Niçin savundum bunu? Bakın evet. Çünkü maliye politikasıydı bu. Onun için savundum. Ve bunun çok ciddi bir motivasyon olduğunu söyledim. Onun için savundum. Ve ben dedim ki bu süreçte bizim almamız gerekiyor ele kobilerimizi. Biz burada kobilerimize inovasyon vereceğiz. KOBİ'lerimize teknik destek vereceğiz. KOBİ'lerimize ne yapmaları gerektiğini söyleyeceğiz. KOBİ'lerimize finansal okuryazarlık öğreteceğiz. Bunlar çünkü bu kriz uzun vadeli bir krizdir. Ve bu kriz devam edecek. Bu kriz yarın geçmeyecek. Dolayısıyla bizim bu krizde KOBİ'lerimizden küçük esnafımızı hazırlamamız gerekiyor yapısal şeyleri sorunları çözeceğiz. Diyor. Yapısal sorunları çözeceğiz biz. Yani ben ortaya birçok çözüm önerileri sundum. Tamam ama siz buna dağılmak istemiyorsanız o senin sorunun. Bir tespit, tam bir tespit. O kendi sorunun. Televizyon bankacılığa. Evet, şimdi bankacılıkta. Bir de şeydi, bir de bu soruyu da bakalım. Daha süremiz. Ama hocam, zaten 15 dakika yok. Yok, tamam, devam edeceğim. Bir de biliyoruz ki Haziran'ın sonunda kesintili maaşlar dönemi bitecek. Ondan sonra tam maaş ödenecek şeyi var. Hükümet açısından da bu kesintiyi devam ettirmek çok büyük risk. Kaynak bulup da ödemek açısından nasıl kaynak önerirsin hükümete? Yani bu kaynağı nasıl yaratacak ki bu ödemeleri devam ettirsin? Tabii ekonomi yapacak ama bu kesintileri yapmadan da ekonomiye müdahale etmek için nasıl kaynak yaratabilir? Bundan da bahsedelim. Hocam 1976'dan sonra biz bu ülkede çok büyük zenginleri yarattık. Yarattık. Evet. Duralım oturalım bir masaya ve bu ülkedeki zenginleri bir yazalım bir kağıda dökelim. Yarattığımız zenginleri ha. 76'dan öncekilerden değil, 76'dan sonra yaratılanlardan bahsediyorum. Ve deyin ki biz bu insanlara, ya biz bir krizdeyiz, gelin buraya. Sizin bilanço cirogunuzdan %5'i kadar, ben sizi borçlandırıyorum, X bankadan, Y bankadan. Siz aldınız bu borcu, verin hükümete. Ve ben sizin bu borcunuzu gene cirogunuza göre, yıllar itibariyle mahsuplaşacağım ben sizin kurumlar vergisi. Yatırım indirimi gibi. Kurumlar vergisinden mahsuplaşacağım yatırım indirimi gibi. Evet. Ağır öneri. Buna yaklaşır mı iş hani, adamları? Benim bakınız. Benim temas kurduğum en azından işlerine baktığım iş adamlarından birkaç tanesi buna okey dedi. Bu evet. Bir yöntem. Evet. Peki okey bu... dediler. Çünkü neden? Çünkü neden? Bu keyif o iş adamları da aslında vurur ilerleyen süreçte. Yani kendi menfaatlerini onlardan okunur. Dolayısıyla onlar da kendi menfaatlerinin nerede olduğunu bildiklerinden dolayı bunlar koyuyorlar. Zaten günün sonunda bu insanlar her sene vergi verir. Evet. Günün sonu da temel gidermiş. Peki yedek akçe olayı ve bir daha her muhalefet de diline pelezen gider borçlansın. Nasıl borçlandı? İş nasıl borçlandı? Herhalde gidip MHP'den borçlanma. Borçlanma önemli bir alternatif midir? Yok ben iç şimdi bakın iç borçlanmanın nasıl olacağına bağlı. Yani şimdi hükümetin gidip de bankadan borçlanmasını ben kastetmiyorum. Oradan ben korkarım. Çünkü geri ödeyemeyecek. Üç dakika sonra size vereceğim ve siz bitiresiniz. Geri ödeyemeyecek.
veyahut da tahvil çıkaracak, iş borçlama seni çıkaracak. Da satacak bana ben almam. Alacak olan varsa bu üstüne alsın. Kim güvenir de alacak? Nasıl ödenecek bunlar geri? Evet. Bu değil. Ama benim söylediğim formüldür burada geçer olan. Bu da aslında bir derece iş borçlanma gibi bir şeydir. Baktığım zaman. Tabii ki. Tabii ama teorik olarak değil. Ama pratikte maliyenin o vergi politikalarına, maliye politikasına bağlanmış işi. Hocam maliye politikasıdır olay. Evet, ona bağlanmış işi. Para değil, maliye politikası. Para politikam zaten yok. Benim monetari polisim yok. Yok, durulamaz zaten. Evet. Benim peki yedek akçe olayına çok iş yapıyor. Yani yedek akçeleri bu dönemde niçin Merkez Bankası kullandırmıyor da fondan kullandıracak? Ya şimdi da... tabii ki Merkez Bankası yasasına bu aykırıdı bir. İki, yani bankalarımız şu anda en düzgün ve en secure müesseseleri ve bunun sekte yani uğramasını... Yani o yedek akçe bankacılık finans sektörü evet, girdiğinde evet, bir emniyet subabıdır. Emniyet onu, bence, onu da bertarabet bir anlamı yok diyorsun. Aynen öyle. Bence ona dokunulması evet, gerekiyor. Evet. Peki, buyurun. Hoca, evet. Şimdi önce son cümle katılmak istedim. Yedek akçe konusuna değindiniz. Evet, bankalarımız çok önemli bir sektördür bu ülkede. Bankacılık ülkeye güven ve istikrar sağlar. Ben demiyorum bankacılık sektörünü zedeleyelim. Sadece dengeli bir şekilde onların atıl fonlarını bir şekilde piyasaya sıcak para olarak enjekte edelim ki yani bu çağda... Atıl fon dediğiniz hoca bu akçeler mi? Muzam karşılıklar mı? Muzam karşılıklar. Eskontu, yani eskontu. Atıl fonlar mı? Ciddi bir şekilde, ciddi bir şekilde ticari ticari bankalarımızın orada bir şekilde rezervi vardır. O rezervi bir kısmını ki zaten biliyorsunuz KKTC Merkez Bankası sene sonunda yaptığında faaliyet raporundaki vergisinin %75'ini zaten hazineye devrediyor. Bunun farkındasınız, biliyorsunuz. Evet, bundan dolayı da %75'ini hazineye devrediyor. %25'te yedek akçede odur ki birikim zaten. Evet. O biriken paranın bir kısmını sıcak... Türkiye gibi yani Türkiye kararla el koydu bir bu yere. Yani evet, bizim hükümet de öyle kararnameyle el koymasını önerir misiniz? Yani az bir kısmını el koyabilir ve sıcak para enjekte edebilir düşünüyorum ben. Peki edebilir. Ticari bankalara ricayla milletinle yaklaşıldı. Onların da bu süreçte daha fazla fedakar etmesi için empoze edici kararlar önerir misiniz? Başka bir şey söyleyeceğim. Ticari bankalar çünkü en azından hocam, öteleme kararında faiz kazancı elde ediyor. Oradan bir hocam, yani işine geliyor bu öteleme bankası. İzin verin. Bir şey söyleyeyim hocam. Evet. Ticari bankalarımız bu ülkede özel olduğu için KKTC Merkez Bankası süresince uzun sürecince serbest bırakıldı ve hiçbir şekilde böyle denetime aşırı bir şekilde denetime tabi olmadı. Ve ciddi bir şekilde farkındaysanız gerek mevduat faiziyle kredi faizi arasında ciddi bir makas farkı var. Bu makas farkı düşürülmedi. Bu makas farkı düşürülmesi lazımdı. Çünkü mevduat faiziyle kredi faizi arasında ciddi bir fark var. Ve bundan dolayı ticari bankalarımız ciddi bir kar elde etti. Ve ticari bankalarımızın yaptığı kambiyo karı ciddidir. Çok ciddi. Evet. Rakamlar da ciddi bir kambiyo karları. Ciddi bir kambiyo karı. Ama fikirdir o. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Yok bu, yani o nakiden değil fikri bir. Bir dakika. Ama bu kambiyo karları bu zor süreçte devlet, hükümetimiz tarafından vergilendirilebilir ve bu piyasaya sıcak paraya atılabilir diye düşünüyorum. Bu bir çözümdür. Kambiyo karını ek yani %23,5 değil de daha fazla hayır, bir yüzdelikle vergilendirebilirsin. Hocam şimdi bu süreç içinde çok önemli değil. Ben. Şimdi bakanlar kurulu memurun anayasa aykırı şu aykırı oturdu kesinti yaptı. Siz de takdir ettiniz. Çünkü adil herkes fedakarlık yapması gerekir. Ve bugün Sayın Hasiboğlu, Oğuzhan Hasiboğlu Aksa örneğini de vererek evet, mucbir neden olarak kirayı ödememeyi diye karar alabiliriz ve o da fedakarlık yapacak diyoruz. Yani mucbir neden olarak kanun içinde kararnameyle bankalarında karını dikkat alarak sen bu ötelemenin karını almayacak şeklinde evet, bir yapabiliriz, karara var yapabiliriz, mısın? Varım ben evet, varım. Bu mucbir sebep. Yani herkes fedakarlık ediyor. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Ben de dedim. Hocam. Yenisinde bir şey yapmadım. Sonra hesabına ne dedim ki özellikle hani halkıyla küçük esnafa evet, öteleyin 6 ay öteleyin. Ama ne zaman bu 6 aylık öteleme ödenecek? Kredinin vadesi bittiği zaman. Evet. Ondan sonra bu 6 aylığı da ödemeye başlarsın. Evet. Ama geri taksit faizi almayacak. Evet. Gecikme faizi. Zaten ilk bir olay. Buna ama öyle ricam minnetinden değil. Kanun çıkaracak. Ama işte ben yani ona da fedakarlığa zorlayacağım. Evet. Ama işte. Bunu söylüyorum. Bu işte para politikasıdır ama. Bu maliye politikası değildir. Bu Barot Bey'in para politikasıdır. Maliye politikası değildir bu. Bunun ne politikası oldu? Boştu. Böyle bir kararın bakanlar kurulundan kanun mince kararına geçirmesine var mısınız? Varım. Zaten ilk çıkan bakanlar kurulunda farkındaysanız. Burada anlaştınız. Bir şey söyleyeyim. Okan Bey, bir şey kapatacağım.
Bakanlar Kurulu'nda ilk çıkan neydi kararlardan bir tanesi? Sanırım 16. maddeydi. 100 milyon TL bir fon ayrıldı. O fon neydi? 3 ay ötelenecek olan taksitlerde doğacak olan faiz yükü için kullanılacak paraydı bu. Ama bu para sadece şey içindir o, bir işletmeler için, kapatılan işletmelerin. Tamam şeyi. Ama onlar için bile bir şey yok. Onlar için bile bir şey yok. Onlar için bir şey yok. Yani o kararname, o tedbirlerde yazan bu karar yani uygulanmayacak. Uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Şu anda bir kişinin taksidi 1000 liraysa Mart 31 Mart'ta 30 Haziran'da 1100 oldu. Yani diyorum ben. O karara kapatılan işletme olmasına rağmen evet, o evet. Devlet onu ödemiyor. Ödemiyor. Aldı o yoktu öyle bir şey hocam. Bakın hocam yoktu öyle bir şey. Ödemiyor. Ödemez ama yoktur. O tedbir leki çıktı başında. Bakanlık kurumda var. O tedbir leki çıktı başında o paket değilim adına. Evet. O dismiss yoktu öyle bir şey. Oldu. Dismiss'tir o. Tamam ama ondan sonra tamamıyla bir şey değil ama. Bakın nasıl çıktı bu. Tamam onu söylüyorum. Nasıl yani? Var da öyle bir şey. Uygulanmıyor. O paket ki çıktı başında. Pakette vardı. Paketteki vardı. Tamam. O paketteki vardı. Ondan sonra uygulanmadı. Evet. Tamam. Onu söylemeye çalıştım. Benim söylemek istediğim bu şey burada ciddi. Yani sonuç itibariyle ekonomi yani anlamında ben burada, şey yapılmadı. Ben burada kalkıp ama kasıp parayı kime verdi ona önemli değil benim için. Burada önemli olan çözüm üretmek için gelip buraya Sayın evet. Mahmut Sezen'in herkili muhasip Murakıp'tı bizim için değerli bir insandır. Abimizdir. Ben burada birkaç tane model saydım. Bir tanesi evet. Dışarıdan gelen yatırımcı. Bu ülkeye çekmemiz lazım. Vaka sayımız. Altın vatandaşlık olayına Sayın Arıklı'nın ne dersiniz? Efendim? Altın vatandaşlık olayına. Belli bir başlı işte para ödeyerek. Rum tarafı gibi 2 milyon, 3 milyon, 4 milyonluk zaten yasamızda var o. Yasamızda var o. Gerek yoktu hocam altın vatandaşlık. Zaten veriliyor vatandaş. Zaten yasamızda var. Ne gereği var altın vatandaşlık? Değerli kılmak için. Veriliyor zaten. Değersiz kıldık ki. Veriliyor hocam. Ne için adam sana geçsin de dünyada para etsin sana. Her zaman bak, verildi. KKTC vatandaşı olsa ne yazar? Her zaman verildi yani bu. Mahmut Bey haklı. Ne yazar? Yani. Kıymet yok bunun. Ne ki? Var mı bir kıymet Allah aşkına? Ne yazar yani? Tövbe tövbe. Şimdi hoca burada birkaç tane. Bir Erhan Bey'in bu neresini total dost ettiniz. Ne öneri var hoca Allah aşkına olsun yani ne işimize yarayacak? Hepimizin cebinde çıkıp cümledi pasaportu yok da değil dışarıya. Koronavirüsü, korona tahmini çıkaralım dedi Erhan Bey. Onu da kim alacak zaten dediniz bu devlete güven yok dediniz. Var mı öyle bir şey? Peki Aydın Bey teknik bir soru. Biraz önce beraber cevaplarıyla bitirelim. Haziran'ın sonunda kaynak bulamazsa şu anda görünüyor ki hükümet Haziran'ın maaşını yani Temmuz'un Haziran'ın 31'inde tam ödeyecek kesintisiz. Bunu bulmak için Türkiye'den kaynak bulamazsa nasıl sağlayacak kaynak i̇şte bunu? Sayıyorum size bunun planı nedir? Dışarıdan gelen yatırımcıyı çekmek için. Hayır o uzun vadeli bir şey. Yani 31 Haziran'da kaynağı bulmak için hükümet, maliye, ekonomi bakanı nedir görüşü, nedir planı? Bir tanesi, bu planlardan bir tanesi ki bence uygulanması lazım, ki hükümetin kafasında var bu, kambiyo karlarına yoğun vergi getirecek ve böylelikle gelirini artıracak. Yani, çünkü ciddi bir kambiyo yani karı var. Yani mevduatta istobaj vergisi artırdığı için bankalara ilave vergi koyacak. Bilançolarda doğan kambiyo karlarına ekstra vergi uygulayabilir ve böylelikle de gelirini artırabilir diye düşünüyorum. Hangi tarih itibariyle yapılacak bu? 2020'de? 2020'de yapılabilir. 2020'de kambiyo zararı çıkacak. İkinci konu. Kambiyo zararı çıkacak. Dövizde yükseldi bu olan zarar çıkacak. Ama dövizde ona tam ters olacak. Zarar çık. Döviz kimde var? Bankada var. Zarar çıkacak. Yok. Diğer şirketlerde zarardır hep. Yok öyle bir şey yok. Ciddi şekilde kambiyo karlarında evet, başka. İkinci ama bu 31 Haziran'a bu bir süreç gerekiyor. İkinci konuda ben hala daha söylüyorum. KKTC Merkez Bankası'nda rezervinde olsun, tasarruf mevduat ve sigorta fonunda olsun. O para bir şekilde piyasaya sıcak para olarak gönderilmeli. Bu kredi olarak değil. Çünkü bu kredinin bir tanesi söyledim size 1 milyar TL'lik fon ayırdı ki 15 aylık bir vade var orada. 15 aylık vade çok kısadır. Tamam. Böyle bir krediyi kimse talep etmeyecek. Türkiye'den kimse sıcak para gelmesine şimdi siz hükümet de bir nevi şeydesiniz, parti, o iktidar partisine mensupsunuz da Ekonomi Bakanlığı geçen gün Türkiye'den sıcak para gelecek belli oldu ama ne kadar geleceğini Sayın Başbakan söylesin dedi. Tamam. Nedir işin gazete? Şimdi efendim benim söylediğim bir şey. Var ya belli oldu yani hakikaten. Tekrar söylüyorum. Bu ifadeler bunlar. Tekrar söylüyorum. Ben gene tekrardan geleceğim ama ya siyasete geleceğim. Ulusal Birlik Partisi bu ülkede ciddi projeleri imza atmış partidir. Ona bir şey demiyorum. Partidir. Hayır konuya gireceğim. Bu söylemleri söyle. Konuya gireceğim. Evet. Söyleyeceğim. Bu ülkede inanıyorum ki ben en kısa zamanda tabii Türkiye'den para gelir veya gelmez ama geleceğine inanıyorum. Hayır, gelmez sanıyorum. Yani nasıl ben. Yansıdı partinin? Şimdi Ekonomi Bakanınız diyor ki
Türkiye'den para geleceği bellidir ama ne kadar geleceği ben demeyeyim. Başbakan söylesin. Ekonomi Bakanı'dır ha. Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı. Tamam. Yani bu para şimdi bu para geliyor mu gelmiyor mu? Gelecek para Haziran'ın sonundan itibaren maaşların kesintisi ödenmesine ve diğer devletin diğer yükümlülüklerini yapmasına imkan verecek mi? Yoksa devlet 30 milyar aşan %150 borç üstü olan bir ülke daha ziyade ne kadar borçlanmayı zorlayacak? Nedir yani planı? Dediğim gibi işte para gelir veya gelmez ama inşallah geleceğine inanıyorum ben. Ki hükümet istişare içerisinde yakındayım. Hı. Ancak bu paraya biz tamah etmemiz lazım. Çünkü bizim şu anda 22.3 milyar TL Türkiye borcumuz var zaten. Ama bu Türkiye bizden bu parayı istemiyor. Fedakarlık ediyor. Fedakarlık ediyor. Peki bu parayı fedakarlık ediyoruz. Bir IBAN numarası verelim de millet oraya para yatırsın bize. Katkı olsun hoca. Olmaz. Olur tabii. Bir şey olmasın. Bütün ülke, çadaş ülkede bunu yaptı. Koskoca KKTC. Bakınız bu KKTC'yi öyle bir kırılgan yapıya getirdi ki 15 gün dahi dayanamadı. Kampanyada adını şey dedim. 15 gün dayanamadık. Kendi ciğerinden kendi yağını kavur. Kendiciden kendi yerini kavur ama böyle değil. Bu yağ yandı. Bayat oldu. Hoca bir soru daha gelir. Siz şimdi UBB'den yara geldiği için sorayım. Evet. Şimdi bu yardım gelmesiyle ilgili spekülasyon yaratılıyor. Deniyor ki Türkiye yardım yapmıyor. Çünkü bir FETÖ olayı var. Hükümet bunun üstüne ciddi gitmiyor. Bir taraf diyor ki zaten siz geçmiş protokolları hepsi. Tüm dörtlü koalisyon, beşli, sağ sol. Hepsiniz göstermelik imzaladınız, ciddi davranmadığınız için protokollerin gereğini yapmadığınız için size vermiyor. Nedir gerçeği? Ben sana dediğim son bir cümle hocam, kapatacağım. Biliyorsunuz, başka bir konuya deneyeceğim ki önemli konudur bu paranın gelmesine ilgili. Paranın gelmesine ilgili. Sayın Akıncı'ya giriyorum ben. Şimdiki çok önemli noktadır bu. Bu dörtlü koalisyon hükümetini kurarken aktif bir rol oynadı. Çok aktif. Kurulurken bu hükümet. Öyle iddia edilir. Öyledir. Ancak bu para kesildiği anda Sayın Akıncı durdu ve seyretti. Sayın Akıncı Cumhurbaşkanı olarak niye müdahale etmiyor? En azından bu şu anki hükümet edenlere bir yardımcı olarak bu paranın gelmesi için ve kendisi takıldığı Rum tarafından gelen ilaçlara anastatiyasizden ilaç istedi. 2000 lira klorkin ilacı geldi. Maliyet 35 bin liraydı. Ben bunu soruyorum. Siz niçin Türkiye'den para gelmesi sağlamıyorsunuz? Biz yapıyoruz. Siz her zaman dediğiniz ki bu halka en iyi Türkiye'den en iyi parayı alan biz. Geldiğiniz zaten. Hadi alın bakalım. Dörtlü koalisyon hükümeti. Dörtlü koalisyon hükümeti. Bu kadar zamandır aldınız. Ve hiçbir şey yaramadı bu paralar. Bir şey söyleyeceğim. Ve 15 gün, bakınız 15 gün bu hükümeti, bu KKTC 15 gün dayandıramadınız. Bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? 15 gün dayanamadınız. Tele gelmedi. Bu kadar parayı kaldı. En azından bizim geldiğimiz hükümetten itibaren. Ne yaptınız ya? 256 milyon TL geldi. Ne yaptınız? Bu kadar paraları kaldınız. Ne yaptınız? Mali protokol da imzalandı. Peki hoca şimdi. Yani en azından. Yine çok nedir problem ama? Şimdi Sayın Akıncı önümüzde dıkıyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl edildik? Bir şey var dikkatli. Yok ben seçenekleri söyleyeyim. Hocam hükümetten dediğini. Hem başbakan, ekonomi bakanları söyledi. FETÖ olaylarında hükümet. Cumhurbaşkanı'nın. Hangi hoca hangisidir? FETÖ olaylarında hükümet üstüne düşen yapmaz. Sayın Akıncı önümüzde tıkaç dukadı. Protokolların gereği yapılmaz. Üç kendileri masum. Kendilerden hepsi. Kendileri masum. Cevap vereyim. Hükümet masum. Hükümet her şey yapıyor. İzin veriyorum. Sizler çok iyi yönetiyor. Ama başkaları suçlu. Tamam. İzinle konuşalım. Kapatayım. Son cümle. Benim söyleyeceğim bir şey. Sayın Akıncı'nın ciddi bir şekilde dalga geçirdiği var. Birinci sıkıntı bu. İkinci sıkıntı biz ülke olarak gerçekten görevlerimizi yerine getiremedik. Hala daha borcumuz var ve bir türlü gelirlerimizi artıramıyoruz ve tahsilatımızı yapamıyoruz. Bu da bir sebeptir. Üçüncü sebep de Türkiye Cumhuriyeti Anavatanı'nın durumu eskiye göre çok daha iyi değil. Bence onların mali sıkıntıları da vardır. Evet. Bunlar gerçektir. Evet. Peki. Teşekkür ederim konuklarıma. Çok zevkli bir program oldu. Gelecek hafta Covid-19 sonrası oluşacak yeni bir dünya düzeni. Şimdi moda terim de budur. Yeni dünya düzeni kurulacakmış. Ne olacak yani? Torpil mi bitecek? Patronaj mı bitecek? Liyakat mı gelecek? Sosyal adalet mi gelecek? Bir türküdür söylenir. Bunu tartışacağız. İki değerli konukla. Köşe yazarı, programcı Mustafa Ertan'ın ve siyaset bilimci Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Evre ile birlikte efendim. Evet, bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra Ferda Kinci ile ana haber bülteninde birlikte olacaksınız efendim. İyi akşamlar.
Ermataş, Ekopolitik gündemi sundu.